Son dakika bomba haberlerle karşınızdayız. Bu tarz çalışmaların devamı için videomuzu beğenmeyi de unutmayınız. Erken yaşta çocuğunu kaybeden ünlüler. Erol Büyükburç. Zekeriya Erol Büyükburçlu 8 Ağustos 1936 Adana doğumlu. Lise yıllarında kurduğu ilk müzik grubuyla Florya Plajı'nda müzikler yaptı, ardından İstanbul Belediyesi Konservatuarı'na girdi, bir yandan da şen dersleri aldı. Ardından plak yaparak kendini tanıttı, Balkan Festivali'nde en iyi şarkıcı ödülünü kazandı, uzun yıllar Efsaneler Orkestrası'yla da çalıştı. Yeti fotoroman, 6 taş plak, 5 long play, 75 tane de 45'likle 200'e yakın ödülle 1800 civarında bestesi bulunan Erol Büyükburç'u, bizler asıl olarak senden vazgeçtim, bende bu gönül nerede ve seni beklerim gibi isimli 3 bestesinin sözleriyle ünlü sanatçı Onur Akay'a aitti. Haydi gençlik hop hop, sen varsın, sevemem, sevgi çiçekleri yıllar sonra gibi şarkılarıyla ünlendi. Plajda sevişelim, horoz Nuri, gençlik türküsü, bir damat aranıyor, menekşe gözler, Berduş gibi filmlerde kendisini başrol oyuncuları arasında da görebilmiştik. Ayla Tayman ile evlenmiş ve kısa bir süre sonra da boşanmış. Ardından 76 yılında Emel Büyükburç ile evlenmiş ve 2001 yılında boşanmış. 2004 yılında Ute Eser ile evlenmiş, 2014 yılında ise boşanmıştı. Ünlü şarkıcının bu evliliklerden 4 çocuğu dünyaya gelmişti. Ajlan Büyükburç 13 Kasım 1970 yılında dünyaya gelmişti. 99 yılında Muğla'nın Fethiye ilçesi yakınlarında sabah saat geçirdiği trafik kazasıyla henüz 28 yaşındayken yaşamını yitirdi ve Erol Büyükburç kızının hayatını kaybettiği anlarda içinden bir şeyler koptuğunu ve bu durumu hissettiğini dile getirdi ve bu acının hiçbir zaman dinmediğini, dinemeyeceğini de dile getirmişti. Ebru Şallı. Ebru Şallı 15 Ocak 1977 yılı İzmir'de doğdu. 93 yılında fotomodellik yapmaya başladı. 96 yılında Nişantaşı Kız Lisesi'ni bitirdi. Ardından üniversite eğitimine devam etmeden 97 yılında Ozan Orhan ile evlendi ve bir yıl sonra da boşandılar. Unutabilsem, Belalım Benim, Gölge Çiçeği adlı televizyon dizilerinde oynadı. Ancak asıl başarısını Rating Hamdi'de kazanmış oldu. Ardından Harun Tan ile evlendikten sonra podyumlardan uzak bir yaşantıyla hayatına devam etti. 2004 yılında Beren, 2010 yılında ise Pars adındaki ikinci oğlunu dünyaya getirdi. Ardından hamilelikte sağlıklı ve güzel kalabilmek, Ebru'nun doğal güzellik sırları, Ebru'nun mutfağından, Ebru Şallı ile Pilates gibi pek çok kitaba da imzasını attı. Ebru Şallı, Harun Tan'dan olan ikinci oğlu Pars'ı 16 Nisan 2020 yılında lenfoma nedeniyle kaybetti. Henüz 10 yaşındaki oğlunu kaybetmesi bütün ülkeyi şaşkınlığa ve büyük bir üzüntüye de boğmuştu. Ebru Şallı, Harun Tan ile 2002 yılında evlenip 2013 yılında boşandı. Uğur Akkuş'la ise 2019 yılında evlendi ve bu evliliği halen devam etmekte. Reşat Nuri Güntekin. 25 Kasım 1889 yılında İstanbul'da doğmuştu. Üsküdar ilçesinde dünyaya gelmiş. Babası askeri doktor olduğu için öğrenim hayatı boyunca birçok il gezmişti Reşat Nuri Güntekin ve ilk öğrenimine Çanakkale'de başlamıştı. 27 yılına kadar Bursa ve İstanbul'da çeşitli okullarda Fransızca ve Türkçe öğretmeni ve müdür olarak da görev yapmıştı. Öğretmenlik mesleğinin yanı sıra edebiyatla da uğraşmış, Halit Ziya'nın eserlerinde aldığı ilhamla hikaye yazma hevesini de duymaktaydı ve bu şekilde hikayeler yazmaya başlamıştı. Ardından Gizli El, Çalı Kuşu, Damga, Dudaktan Kalbe, Akşam Güneşi, Bir Kadın Düşmanı, Yaprak Dökümü, Kızılcık Dalları, Bir Köy Öğretmeni, Kavak Yerleri, Miskinler Teknesi, Eski Ahbap, Anadolu Notları gibi pek çok roman, hikaye ve gezi yazısına adını altın harflerle yazdırabildi. Reşat Nuri Güntekin, Yaprak Dökümü gibi eserlerle asıl olarak ününe kavuşmuştu. Oğlu Aksel öldüğünde bir daha çocuk sahibi olmak istemediğini dile getirmişti. Çünkü bu acıyı bir daha kaldıramayacağını düşünüyordu. Ancak birkaç yılın ardından kızı Ela dünyaya geldi ve acıları az da olsa hafiflemişti. Bizler de bu ünlü isimlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir çalışmanın daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik hoşçakalın.